İçinizde Bülent Sabah kim? Bülent benim. Bir şey mi var? Ziyaretçim var. Uzun zamandır ziyaretçin gelmemişti. Git bak. Belki hanımın gelmiştir. Hadi, ziyaretçini bekletme. Hadi evlat. Git bak. Ziyaret süresi 5 dakika. Mine ne var? Karım nasıl? Neden gelmedi? Yoksa ona bir şey mi oldu? Ne olur söyle. Yo, bir şey yok Hülya ablanın. Sadece gribe yakalandı. Doktor istirahat verdi. Benim geldiğimden eşinin haberi yok. Ben özlediğim için geldim. Seni sevdiğimi biliyorsun. Bırak şimdi bunları Mine. Kız kardeşim Arzu'dan bir haber var mı? Onu bulabilmişler mi? Ondan bir haber ver bari. Yok. Tüm aramalara rağmen bulunamadı. Eğer karanlık kişilerin eline düşmüşse, onu estetik ameliyatla değiştirmişlerdir. Bir gün olur, bulursun inşallah. Yakında günüm doluyor.
Kasabaya gelir gelmez işlerimi düzene sokup onu arayacağım. Kolundaki benden tanırım onu. Geldiğin için teşekkür ederim. Hülya'ya benden selam söyle.
Uzaktan seni izledim evlat. Öylesine dalmıştın ki seni düşüncelerinden ayırmak istemedim. Karımı düşündüm Baki baba. Onunla birlikte olduğum iki günlük mutluluğu düşündüm. Evlendiğimiz gün birlikte yaşadığımız balayı geldi gözlerimin önüne. Sonra kasabaya döndüğümüzde her şey bir anda yok oldu. İşlemediğim bir cinayeti yüklediler üstüme. Tüm deliller ne yazık ki aleyhimdeydi. Gayeleri işimi ve güzel karımı elimden almaktı. İşte bir anda gördüğün gibi demir parmaklıklar arasında buldum kendimi. Düşünme artık bunları. Tüm kötü günler geride kaldı. Nasıl olsa yakında tahliye kararın gelir. Öyle Baki baba ama hangi bir derdimi unutabilirim? Kasabada kalan karımı mı, yoksa küçük yaşta kaybettiğim kız kardeşimi mi? Bir zamanlar hatırlar mısın? Senin gibi karamsardım. Geceleri uyku girmiyordu gözlerime. Hep geçmişimi, çoluğumu, çocuğumu düşünürdüm. Ama bak seneler su gibi geçti. Gördüğün gibi burada ömrüm bitiyor. Fakat halen büyük sabırla tahliye günümü bekliyorum. Sen de sabırlı ol. Moralini bozma. Olur mu evlat? Haklısın Baki baba. Sakin ve sabırlı olmam gerek. Çok iyisin. Yıllardan beri tek arkadaş, can yoldaşı sen oldun bana. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Boş ver şimdi. Beni iyi dinle evlat. Sana baba nasihatı. Bundan sonra yaşamına dikkat et. Seni seven, bekleyen bir karın var. Hayatın tadını çıkarmaya bak. Belalardan uzak dur. Sağ ol. Teşekkür ederim Baki baba. Haydi iyi geceler. Keyfine bak. Baki baba çayın. Sağ ol evlat. Sen de sağ ol. Girin. Müdür bey tahliye olacak mahkumu istemiştiniz. Getirdim efendim. Evet Bülent. Seni istemiştim. Dün savcılıktan tahliye kararın geldi. Günün dolmuş. Hazırlığını yap. Yarın çıkıyorsun. Teşekkür ederim efendim. Sağ ol. Bak Bülent. Burada bulunduğun seneler içerisinde iyi ve kötü günler geçirdin. Hepsi geride kaldı. Bundan sonraki yaşantında ağırbaşlı ve dürüst olmanı diliyorum. Hadi geçmiş olsun. Güle güle yavrum. Kendine dikkat et. Sağ olun efendim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Thank you.
Günaydın. Günaydın Hüseyin. Hayrola? Gece uyumamışa benziyorsun. Yüzün soluk, gözlerin cansız. Yo, uyudum. Benden saklama yenge. Uyumadığın her halinden belli oluyor. Şu gözlerine baksana. Aslına bakarsan uyuyamadım. Bütün gece düşündüm. Neyi? Bülent'i. Bugün geliyor. Onu nasıl özlediğimi bilemezsin. Heyecandan ne söyleyeceğimi unuttum. Unutacak ne var bunda? Geldiğinde koşar kucaklarsın onu. Unutmadığını, çok çok sevdiğini söylersin. 10 yıllık hasretliğin bitiyor artık. Kavuşuyorsun. Elimde değil Hüseyin. Onu canımdan fazla seviyorum. Biliyorsun, bir vakitler ne olup bittiğini anlayamadan onu içimden koparıp aldılar. Bense bir çocuk gibi şaşkındım. Olup bitenlerden bir şey anlayamadım. Sonra günler geçip gitti. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bir daha onu elimden alırlar mı diye korkuyorum. Unut artık bunları. Göreceksin, her şey düzelecek. Düşünsene Hüseyin, evlendiğimizin ertesi günü o menhus olay bütün mutluluğumuzu silip götürdü. Onun bu işi yaptığına inanamadım. Sen de biliyorsun, bu işi ötekiler yaptı. Onun suçu yanlarında bulunmakta, hepsi bu. Neyse, hadi artık bırakalım bunları. Şimdi bugünün çok güzel bir gün olması gerekiyor. Belki de haklısın. Hadi bakalım, bir an evvel balığa çıkmazsak akşama elimiz boş döneceğiz. Biliyorsun, erken dönmemiz lazım. Bülent'i karşılamaya gideceğiz. Mutluluk veremez,
eser saçlarıma kar fırtınası, seni benden al gitme ne olur, ah seni benden al gitme ne olur. Merhaba Mine. Merhaba. Merhaba. Merhaba Bülent. Hoş gelmişsin. Geçmiş olsun. Sonunda kurtuldun artık. Sağ ol. Hoş geldin Bülent abi. Nasılsın Fatma? Hoş geldin Bülent abi. Aa Erol, merhaba. Sağ olun kardeşler. Sonunda kurtuldun ha Bülent. Bitti ya Mine. Çok şükür. Kötülerin kötülüğü yanlarına kalsın. Sana iftira atanlar, sen hapse girdikten sonra pek barınamadılar buralarda. Sonunda yakayı ele verdiler. Döndüğümde onları buralarda bulacağımı sanıyordum. Allah başka dert keder göstermesin. Sen kurtuldun ya, bu yeter. Sağ ol Mine. Seni alıp götürdükleri gün ani bir boşluk hissettim içimde. Seni çok sevdiğimi biliyorsun. Neyse bırakalım şimdi bunları. Sen eve uğradın mı? Hı hı. Evet uğradım. Evde kimse yoktu. Ama sen ağlıyorsun. Ağlamıyorum. Bunlar sevinç gözyaşları. Belki balığa çıkmışlardır. Evet, balığa çıktılar abi. Senin erken geleceğini tahmin etmediler. Aslında haklılar. Erken geleceğimi bilmiyorlardı. Onlara sürpriz yapmak istiyorum. Hadi eyvallah. Onu unutamadım. Hala seviyorsun değil mi? Hem de çok.
Hülya! Ya. Çok şükür bu hasret sona erdi. Evet. Seni çok özledim Hülya. Ben... Sus, bir şey söylemeden dur. Biraz öyle seyredeyim. Hep ama hep bu anı yaşadım orada. Seni ne kadar özlemişim. Ben de seni özledim. Hülya! Ne o, biz unutulduk mu yani? Merhaba kaptan. Merhaba Hüseyin. Hadi bakalım, siz eve gidin. Ben şu sepetleri balıkhaneye bırakayım, hemen geliyorum. Biz seni akşam treniyle bekliyorduk. Erken geldin. Öyle oldu. Tren saatini bekleyemedim. Bir minibüs buldum. Gülüstür bir şeydi ama beni buraya kadar getirdi. İyi ettin Bülent. Bana da hiç akşam olmayacakmış gibi geliyordu. Bu mutluluklarla dolu bir gece. Benim gecem. Artık döndün ya. Artık yalnız değiliz. Şimdi sen varsın yanımızda. Neyse, bana müsaade kaptan. Yarın konuşacak çok şeyimiz olacak. İyi geceler, güle güle. Beni emretmişsin patron. Dinle. Yarın sabah Şafak'la beraber beklediğimiz mallar elimizde olacak. Malları sen teslim alacaksın. Nereye getireceğini ve depolayacağını biliyorsun. Biliyorum patron. Bana güvenebilirsin. Evet. Malların bir kısmını Madame Mary'nin randevu evine ait bir depoya götüreceksin. Orada fazla tutmayacaksın. Şüpheleri üzerimize çekmeden malları elden çıkaracağız. Bunu unutma. Unutmam patron. Gidebilirsin. Selam. Sen gel güzelim. Hadi. Yavrum, ne tatlı şeysin sen öyle. Seni görünce aklım başımdan gitti. Buralara yeni mi düştün ha? Daha önce seni hiç görmemiştim. Seninle güzel dakikalar geçireceğiz. Beni memnun edersen, ben de seni memnun ederim. Ne güzel şeysin, söyle bakayım ha.
Bu konuda gayet dikkatli davranmak gerekir. Anlatabildim mi Tahsin? Fakat bu çok tehlikeli bir iş patron. Başka seçeneğimiz yok. Elimizdeki malları bir an evvel çıkarmak zorundayız. Alıcı bu konuda hazır olduğunu bildirdi. Her şey tamam. Malları alıcıya kimin götüreceği hakkındaki fikriniz? Onu da düşündüm. Malın tesliminde biz olmayacağız. Dikkatler bizim üzerimizde toplanmamalı. İyi ama... Otur. Peki bu işi kim üzerine alacak? Bir kadın. Bir kadın mı? Evet. Niye bu kadar şaşırdın? Şunu unutmayın ki... polis bu konuda boş durmuyor. Gece kulübü de bizim için sadece bir vitrin. Fakat hiç kimse bir kadından asla şüphelenmez. Kim bu kadın patron? Tanıdığımız biri mi? Madame Mary'nin randevu evinde çalışan Arzu. Hı, şaka etmiyorsun ya. Sen kadınlara pek güvenmez. Bilirsin. Ciddi konularda şakayı hiç sevmem. O kadına güvenemeyiz patron. Güvenmek zorundayız. Hem benim kim olduğumu çok iyi bilir o kadın. Atacağı her yanlış adımın ölüm olduğunu da bilir. Sonra taşıyacağım malın ne olduğunu bilmeyecek ki. Büyük bir kumar oynuyoruz patron. Daha önce de söyledim sana. Başka seçeneğimiz yok. Şimdi o kadını buraya getir. Hemen git Arzu'yu bana getir. Baş üstüne patron. Hülya, ne dersin? Yarın erkenden balığa çıkalım mı? Hemen başlayacak mısın? Hemen. Yarından tezi yok, başlıyorum. Belki biraz dinlenirsin diye düşünmüştüm. 10 yıldır dinlendiğim yetmez mi? Artık çalışmak istiyorum. Terimi silmek, akşamları eve yorgun dönmek ne güzel şeydir bilir misin? Düşün Hülya, huzur içinde... yorgun argın eve döneceğim ve kapıyı bana sen açacaksın. Bundan büyük mutluluk olur mu? Seni çok seviyorum Bülent. Artık yalnızlıktan korkuyorum. Ne olur bir daha hiç ayrılmayalım. Of be, of be! Nereden gönderirler böyle müşterileri başımıza? Lanet olsun verdikleri paraya, lanet olsun böyle müşterilere. Bizim kaderimiz. Evet, kaderimiz bu. Çok içiyorsun. Bırak şu zıkkımı elinden. Dinlendiriyor. Kendimi unutuyorum. Unutuyorum. Neresinden tat alıyorsun bilmem ki. Elimde değil Nevin. Hiç değilse bunu içtiğim zamanlar bazı şeyleri unutmama yarıyor. Aramıza yeni geldin sayılır. Geldiğin günden beri bize hiçbir şey anlatmıyorsun. Nasıl oldu da buralara düştün? Bilmek isterim. Boş ver. Anlatsam da neyi değiştirir ki? Olsun. Yine de bilmek istiyorum. Nefis bir sese sahipsin Arzu. İsmin neonlarda yanacak. Ve gazinomda yükseleceksin. Resimlerinde tüm şehrin sokaklarını kaplayacak. Teşekkür ederim, sana güveniyorum. Thank you.
İşte böyle Nevin. Güzel olan her şey gerilerde kaldı. Seni dertlerinle üzdüm. Kusura bakma canım. Yok, önemi yok. Patron seni istiyor. Hadi yürü bakalım. Hoş geldin. Adamın benimle konuşmak istediğini söyledi. Hı hı. Ne istiyorsun? Seninle bir işimiz olacak. Sen hayırlı bir iş için çağırtmazsın. Benimle konuşmak istediğine göre kim bilir ne dolaplar çeviriyorsundur. Mesele senin bildiğin gibi değil. Bir konuda yardım etmen için çağırdım. Sana şu kadarını söyleyeyim, işin içinde tehlike olursa ben yokum. Bütün hayatımı bir anda silip götüren, gençliğimi, istikbalimi karanlık dünyanın içine sokan, bana hayatı, yaşamayı zehir eden sen değil misin? Söylesene, beni mahveden sen değil misin? Adamların değil mi? Bir de kalkmış bana ihtiyacın olduğunu söylüyorsun. Senin bana ihtiyacın yok. Bırak yakamı, uğraşma benimle. Seninle uğraştığım falan yok. Beni iyi tanırsın Arzu. Bir işe başladım mı, mutlaka bitiririm. Seni iyi tanırım Eşref. Menfaat için babanı bile satarsın sen. Söyle bakalım, neymiş bu iş? Birine bir emanet götüreceksin. Öyle sandığın kadar zor bir iş değil. Benim tarafımdan geldiğini söyleyeceksin. Emaneti teslim alacaklar senden. Peki neymiş bu emanet? Küçük bir valiz. Bu valizi teslim ettikten sonra işin bitiyor. Sonra serbestsin. İstersen bir daha görüşmeyiz seninle. Valizin içinde ne olduğunu tahmin ediyorum. Bu iş için beni yem olarak kullanmak istiyorsun. Böylece şüpheleri kendi üzerine çekmemiş olacaksın. Akıllı adamsın. Sana şunu söyleyeyim ki, ben bu işte yokum. Kendine başka birini bul. Bu işi sen yapacaksın. Yıllardır beni köle gibi kullandın. Yıllardır beni ona buna sattın. Sonuç, para eden bir orospu, randevu evine düşen adi bir fahişe, bu değil miydi istediklerin? Bırak artık peşimi. Karanlık dünyamı daha fazla karartma. Uzattın ama! Ben ne diyorsam o olacak. Sana yarına kadar müsaade. Yarın bu iş bitecek. Götür şunu. Hadi kalk bakalım. Sağ ol karıcığım. Afiyet olsun. Sağ ol. Eline sağlık. Bir şey değil Hüseyin. Kıvırcık sen de al. Biliyor musun Bülent Reis, sen geldikten sonra şansımız açık, kısmetimiz bol olmaya başladı. Çocukluğum denizlerde geçti Hüseyin. Babam bu kasabanın bir numaralı balıkçısıydı. Herkes çekinirdi ondan. Benimki de baba mesleği işte, baba mesleği. Hayrola kaptan, birden durgunlaştın. Seni üzen bir şey mi oldu? Yok, bir şeyim yok Hüseyin. Bir an kardeşim aklıma geldi. Onu hatırladım. Kardeşim mi? Evet sevgilim. Benden 3 yaş küçük bir kız kardeşim var. Fakat yıllar önce kaybettim onu. Şimdi nerededir, ne yapıyordur hiç bilmiyorum. Bana bir kız kardeşin olduğundan hiç bahsetmemiştin. Haklısın.
Kim bilir, belki de fırsatını bulamadım. Bugüne kadar seni arayıp sormadı mı? Hayır, belki de benden nefret ediyordur. Kardeşinin nerede olduğunu öğrensen? Yüzünü bile hatırlayamıyorum. Onu bulsam bu neyi değiştirir ki? Yıllardır kardeş özlemiyle yaşadım. Fakat onu arayamazdım. Çünkü yerini bilmiyordum. Belki sana ihtiyacı vardır. Nerede olduğunu öğrensen? Tabii ya, denemekte fayda var. Sana elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Sağ ol. İlk fırsatta onu bulmaya çalışacağım. Peki nasıl oldu da yıllar evvel ayrıldınız? Bundan seneler önceydi. Babam usta bir denizci, iyi bir balıkçıydı. Deniz bile korkardı ondan. Tüm balıkçıların korkusuydu. Tek bir kusuru vardı, çok içerdi. İçtiği zaman da gözü hiçbir şeyi görmezdi. Onun için herkes ona ayyaş demeye başlamıştı. Annemse bu duruma dayanamıyordu. Öylesine çok içerdi ki sızdığı zamanlar bile olurdu. Tabii evdeki huzursuzluk, münakaşalar gittikçe büyüyordu. Nerede kaldın be? Ne dikilip duruyorsun? Otur da şunları soy. Yine çok içiyorsun. Neresinden tad alıyorsun şu zıkkımın bilmem. Sana ne be kadın? Bıktım artık senin şu dırdırından. Söyledim sana. Ben kaplumbağa değilim. Kaplumbağalar gibi evimi sırtımda taşıyamam. Ben insan gibi yaşamak istiyorum. İnsan gibi yaşamak. Ya ben? Ben insan değil miyim? Ey Allah'ım yarabbi. Söylesene, insan değil miyim ben? Yeter artık be! Hayatımı yaşamak istiyorum, anlıyor musun? Hayatımı yaşamak! Anneme bağırma baba! Kes be! Evet. Sonunda annemle babam ayrıldılar. Mahkeme kardeşimi anneme, beni de babama vermişti. Annem kardeşimi alıp kasabayı terk etti. Ağlama oğlum. Baban istedi böyle olmasını. Yoksa seni bırakır mıydım? Seni terk eder miydim hiç? Beni bırakma. Beni de götür. Ben sensiz ne yaparım? Babanla beraber kal. Onun sana ihtiyacı olacak. Üzülme. Günün birinde arar bulurum seni. Alırım seni yanıma. İşte böyle,
Seneler sonra babam vefat etti. İçkisi onun ölümü oldu. Annemin ve kardeşimin akıbetinden hiç haberim olmadı. Neredeler, ne yapıyorlar hiç bilmiyorum. Kusura bakma kaptan. Dertlerinle seni üzdüm. Yo, aslında çok iyi oldu. Ne zamandır sizlere anlatmak istiyordum zaten. Çay içer misin? Sağ ol. Vaktim az. Seninle hemen konuşmam lazım. Ne bu halin kuzum? Nefes nefesesin. Olanları biliyorsun Alev. Beni devamlı göz hapsinde tutuyorlar. Buraya gelinceye kadar neler çektim. Senin için ne yapabilirim? Benim buradan kaçmama yardım edeceksin. Yani İstanbul'u terk mi edeceksin? Evet. Yapılan zulüm ve işkencelere dayanamıyorum artık. Gideceğim buradan. Beni kimsenin, evet hiç kimsenin bulamayacağı yerlere gideceğim. Gideceğin yerde tek başına ne yaparsın Arzu? Nasıl yaşarsın oralarda? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bana yardım edecek misin? Sana yardım etmek isterim Arzu. Bilirsin seni severim. Yalnız senin peşini kolay kolay bırakacaklarını sanmam. Bu Eşref denilen adam tehlikeli ve acımasızdır. Seni gittiğin yerde bulacaktır. Beni bulamayacaklar Alev. Nereye gittiğimi bilemeyecekler. Ne yapmamı istiyorsun? Eşref'in kasasından bana ait bir emaneti almanı istiyorum. Nasıl bir emanet? Uzun süre kendisinde olan kimliğimi, bana imzalattırdığı borç senetleri... ...ve benimle olduğu gece çektiği çıplak resimlerim, hepsi bir zarfın içinde saklı. Sanıyorum yatak odasında bulunuyor. Bu oldukça zor bir iş. Biliyorum. Fakat başka çarem yok. Peki, bir kere deneyeceğim. Senin için yapacağım bu işi. Senden şüphelenmeyecekler. O kendisi için çalışanlardan şüphelenmez. Onun sevgilisi olman işini kolaylaştıracaktır. Merak etme. Sana zarfı getireceğim, hem de bu gece. Bebeğim, seninle güzel dakikalar geçireceğiz şimdi. Patron! Evet! Sarı Selim'in adamları geldi. Seninle görüşmek istiyorlar. Pekala, şimdi geliyorum. Şimdi gelirim sevgilim, merak etme. Seni çok bekletmem. Hadi. Ne istiyorsun? Abi, Selim abimin selamı var. Silah işi ne oldu diye soruyor. Selim'e selam söyle. O iş tamamdır. Kendisiyle görüştüm. Peki, olur abi. Çocuklar, gözünüzü dört açın. Bu iş uyumaya gelmez. Dikkat edin. Ben de önemli bir şey sanmıştım. Değilmiş meğerse. Bebeğim. Thank you.
Onun kaçmasına sen yardım ettin değil mi? Hayır, benim hiçbir ilgim yok, inan bana. Lütfen inan. Yalan söylüyorsun. Dün sana gelmiş. Apartmana girerken kapıcı görmüş. Kapıcıyı konuşturduk. Zarfı senin verdiğini anlattı bize. Her şeyin başında sen varsın. Sen yaptın bu işi. Beni ele verdin. Öyle olmasaydı zarfı kim alırdı buradan ha? Kim becerirdi bu işi? Yılan, konuş diyorum sana. Beni ele alayım. Ben yapmadım. Kasada kilitli bulunan zarfı ben götürüp vermedim herhalde. Dün gece bana sokulmandan anlamalıydım. Bu işi nasıl becerdiğini bilmiyorum ama iyi iş becerdiğin ortada. Şimdi konuş bakalım. Nereye gitti? Söyle. Bilmiyorum. Tahsin, gel buraya. Bize ihanet ettin. Bu suç cezasız kalmayacak. Hadi, damgala. Patronu işittin. Eğer konuşmazsan, o güzel yüzüne yazık olur yavru. Yalvarırım, bırakın beni. Hiçbir şey bilmiyorum dedim size. Şimdi sıra sende. Konuş bakalım, hadi. Aynı yerde beraber çalışıyordunuz. Senin iyi arkadaşındı. Belki de gittiği yeri sana söylemiştir ha? Bana hiçbir şeyden bahsetmedi. Ya, fakat onun gittiği yeri biliyordun. Yalvarırım. Yalvarırım, bırakın beni. Benden ne istiyorsunuz? Sadece Arzu'nun gittiği yeri. Şayet konuşmazsan senin de akıbetin böyle olur. Bilmiyorum. Yemin ederim ki bilmiyorum. Ha. Diğer yöntemi tatbik edin. Enjekte verin. Konuşuncaya kadar da dozu yavaş yavaş artırın. Kızı. Konuş bakalım güzelim. Konuş. Konuş. Konuşmazsan öleceksin. Konuş. Konuş!
Bunu! Bilmiyorum dedim. Konuşamadan geberdi. Şimdi yapılacak bir tek şey var. Onu bulmak. İstanbul'a yakın ne kadar köy kasaba varsa hepsini arayın. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Onu bulun ve evrakı ele geçirin. Sonra da öldürün. Tamam patron. Affedersiniz, oturabilir miyim? Sizi buralarda ilk kez görüyorum. Yabancısınız galiba. Bakın, beni yanlış anlamayın. Burada böyle tek başınıza oturmanız dikkatimi çekti. Yardıma ihtiyacınız olabileceğini düşündüm de. Burada tanıdığınız biri mi var? Hayır, yok. Peki, niçin geldiniz bu kasabaya? Gezmek amacıyla mı, yoksa bir iş için mi? Hayır, ne gezmek ne de iş için. Bir tesadüf sonucu kendimi burada buldum. Küçük ama şirin bir yer olduğunu gördüm. Sevdim burayı. Burası küçük bir kasabadır. Yaz ayları oldu mu turistlerle dolar taşar. Şu an henüz mevsimi olmadığı için kimseyi bulamazsınız burada. Öyle kalabileceğiniz lüks bir otel de yoktur. Ancak pansiyonlar vardır. Fakat şu an için onlar da kapalı. Daha doğrusu mevsim başı olduğu için hazırlık yapmaktalar. Peki, ne yapabilirim? Burada kalmak zorundayım. Bak, aklıma bir fikir geldi. Birlikte balıkçılık yaptığımız bir arkadaşım var. Çok iyi bir insandır. Üstelik evlidir ve karısını deli gibi sever. İsterseniz bir müddet için onlarda kalabilirsiniz. Sonra sizin rahat edebileceğiniz bir yer buluruz. Ne dersiniz? Bilmem ki. Yalnız beni hiç tanımıyorlar, kabul ederler mi? Tanrı misafirini kim olsa kabul eder. Hem sonra Bülent Reis beni kırmaz. Görünce sen de onları çok seveceksin. Siz iyi bir insansınız. Bu yardımınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Önemi yok. Sizi tanıdığıma sevindim. İsmim Hüseyin. Memnun oldum. Benimki de Arzu. Ee,
Şimdi biraz bekleyin. Ben şu işimi bitireyim, hemen gideriz. Hı hı. Bir tanrı misafirine her zaman kapımız açıktır Hüseyin. Yalnız ne var ki mazisi hakkında hiçbir bilgimiz yok. Kimdir, nereden gelir bilmiyoruz. Önce onu araştırmamız lazım. Bence bunun bir önemi yok kaptan. Önemli olan ona yardım etmektir. Haklısın. Burada bizim yanımızda kalmasında bir sakınca yok. Fakat günün birinde onu arayan, soran biri çıkabilir. Bu işin sana bir zarar getirmesi beni oldukça üzer. İyi düşündün mü? Düşünmek için pek vakit bulamadım. Sadece onu gördüğüm zaman içimden ona karşı tarifi güç ve heyecan duydum. İçimden bir ses ona yardım etmeyi istedi benden. Yalnızdı, ağlıyordu. Belli ki yardıma ihtiyacı vardı. Mazisi hakkında bir şey sormadın mı? Hayır. O an için yardıma ihtiyacı vardı. Son çare sizin yanınızdı. Kısa bir süre için. Beni kırmayacağınızı bildiğimden onu buraya getirdim. İyi etmişsin. Benim en yakın arkadaşım sensin. Seni kırabilir miyim? Bana kalırsa çok iyi oldu. Hülya'nın da gündüzleri canı sıkılıyordu. Birbirlerine arkadaşlık ederler. Çok iyisin kaptan. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Sağ ol. Hadi bakalım. Daha fazla bekletmeyelim onları. Tamam, hiç merak etmesinler. Anlaşıldı. Tamam. Niçin geldin buraya? Defol git buradan. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Bundan böyle yapacağın hiçbir şey yok. Sen bir hiçsin. İnsanların arasına çıkamayacak kadar zavallısın. Mahvolmuş bir insansın. Ne duruyorsun? Daha ne bekliyorsun? Çık git buradan hadi! Niçin geldin buraya? Defol git buradan. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Bundan böyle yapacağın hiçbir şey yok. Sen bir hiçsin. İnsanların arasına çıkamayacak kadar zavallısın. Mahvolmuş bir insansın. Ne duruyorsun? Daha ne bekliyorsun? Çık git buradan hadi! Bunu yapamazsın. Bak, dinle beni. Çok param var. İstersen hepsini sana verebilirim. İstersen rahat ettiririm seni. Yapma, lütfen. İndir o silahı. Bu gece bir baskın düzenlensin. Eşref'e ait tüm gizli yerler ve mekanlar basılsın. Bu yerlerle ilgili olan herkes sorgu altına alınsın. Baş üstüne komiserim. Baskın yapılacak yerlerin listesi burada. Emredersiniz efendim. Eşref'in çevirdiği bütün dolaplardan haberimiz vardı. Fakat ne yazık ki bugüne kadar bunları ispatlayacak bir delil bulamadık. Eşref'e ait olan bütün sırları ve gizli bilgileri bize anlattığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Tüm anlattıklarınız mahkemede lehinize delil olarak kullanılacaktır. Bazen neşe, bazen keder, şu gönlümden gelir geçer. Bazen neşe, bazen keder, şu gönlümden bana aşkın kanı düşer, böyle hayat ne ya?
Sen güldürdün, sen yarattın, sen öldürdün. Beni bir çarka döndürdün. Böyle hayat ne yarar? Beni bir çarka döndürdün. Böyle hayat ne yarar? Komiserim. Hı hı. Emriniz üzerine gazinocu Eşref'e ait bütün yerler basıldı. Gizli çalışan randevu evleri ve uyuşturucunun depo edildiği yerler ortaya çıkarıldı. Küçük yaşta kızların çalıştırıldığı bazı bar, pavyon ve gece kulüpleri mühürlendi. Bütün bu yerlerle ilgili herkes gözaltına alındı efendim. Güzel. Şimdi gözaltındakilerin ifadelerini alın bana. Hepsini konuşturun. Uyuşturucu ve beyaz kadın ticareti işinde başka kimlerin olduğunu öğrenin. Emredersiniz efendim. İnsanları öldürmelerine asla müsaade etmeyeceğim. Hepsini ortaya çıkaracağım. Günaydın. Günaydın Hüseyin. Ne o? Bu sabah erkencisin. Yo, aslında geç bile kaldım. Bülent Reis bugün balığa biraz geç çıkacağımızı söyledi. Sabah çok erken gitti, balığa çıkacağını söyledi. Nasıl olur, beni bekleyecekti. Hanımını da yanına aldı, gitti. Hay Allah, desene çok geç kaldık. Bugün de tam balık havasıydı. Bugün hava gerçekten çok güzel. Bana kasabayı gezdirir misin? Tabii, nasıl isterseniz. O halde buyurun. Thank you.
Aramadığımız yer kalmadı. Yer yarıldı, yerin dibine girdi dinle yandığımını. Bu son şansımız. Burada da bulamazsak yandığımızın resmidir. Ulan zilli! Kalmadı güzelim. Patron seni istiyor. Bizimle geleceksin. Hayır! Hayır, bırakın beni! Hadi gitmesin, yürü bakalım. Bülent abi! Hüseyin abi! Bülent abi! Hüseyin abi! Bülent abi, koşun! Koşun, yetişin abi! Hayrola? Hayrola Kıvırcık, nedir bu telaşın? Arzu ablayı kaçırdılar. Kim nereye kaçırdı? Bilmiyorum. Kötü yüzlü iki kişiydiler. Kahvede konuşuyorlardı. Sonra bakkaldan çıkarken Arzu ablayı gördüler. Arzu ablamları görünce çok korktu. Sonra arabaya bindirip taş ocaklarına doğru götürdüler. Taş ocakları mı? Hay Allah! Kimdi acaba onlar? Bilmiyorum. Ama bana kalırsa Arzu ablayı aradıkları belliydi. Peki ne yapabiliriz? İstersek yetişebiliriz. Onun bize ihtiyacı olabilir. Doğru söylüyorsun. Onu kurtarmalıyız. Biz az sonra döneriz Kıvırcık. Evet, geç kalırsak doğru jandarmaya gidersin. Tamam abi. Sen de doğru eve Hülya. Bizi merak etme, hemen döneriz. Hadi.
Az uğraştırmadın bizi ha. Ama sonunda elimize geçti. Kaçmana patron çok kızdı. Beni er geç bulacağınızı biliyordum. Patron seni istiyor, bizimle geleceksin. Ya gelmezsem? Komik olma kızım. Herkes senin bir fahişe olduğunu öğrenirse... aferin demez herhalde ha? Onlara senin kim olduğunu söylememizi istemezsin, öyle değil mi? Sakın! Sakın böyle bir şey yapmayın! Ne isterseniz yaparım! Yeter ki onlara dokunmayın! Yeter ki o pis ellerinizi sürmeyin onlara! O halde bizimle geleceksin! Tamam mı Zilli? Peki, geleceğim! Geleceğim! Yalnız bana... yarına kadar müsaade edin, ne olur! Gülünç olma kızım! Yarın, yarın bizi atlatmayacağın ne malum ha? Seni zaten aramadığımız yer kalmadı! Şimdi geleceksin! Söyle bakalım, kasadan çaldığın evraklar nerede ha? Bilmiyorum! Bana ait olanlar bende! Ben bizim patrona ait olanları soruyorum, onlar nerede? Bilmiyorum, haberim yok! O halde öleceksin! Evrakların yerini söylemen için 10 dakika müsaade! Konuşmaman bizim için tehlikeli olur! Bak, arkadaşım sana 10 dakika izin verdi, konuş! Kurtulacaksın! Seni hemen hastaneye yetiştireceğiz! Artık çok geç! Çok geç artık! Yanınızdan ayrılıyorum.
Kardeşini de götürüyorum. Bir gün bu dünyadan göçüp gideceğim. Şayet kardeşini ararsan, kollarınızdaki bu lekeyle birbirinizi tanırsınız. Bu iz, bu kolundaki izler ne zamandan beri var sende? Senelerdir vardı bu iz kolumda. Çocukluğumdan bu yana. Aman Allah'ım! Olamaz! Olmayan nedir kaptan? Söylediklerinden bir şey anlamıyorum. Bak! Kolumdaki izler, çocukluğumdan kalan izler... aynı iz, sendeki iz. Yoksa sen... Aman Allah'ım! Allah'ım! Evet! Osun sen! Kardeşimsin benim! Bugüne kadar göremediğim kardeşim! Abi! Canım abim benim! Abi! Demek kardeşin o senin! Yıllar sonra onu bulman, onunla karşılaşman... böyle mi olacaktı be kaptan? Evet olsun! Kardeşimsin benim! Canım kardeşim! Yaşayacaksın! Seni hemen hastaneye yetiştireceğim kaptan! Seni buldum ya! Şimdi artık ölsem de gam yemem! Hayır, hayır abi ölmeyeceksin, yaşayacaksın! Abim! Canım abim! Kaptan! Yaşayacaksın çünkü sen! Çünkü sana kavuştum! Seni bulduğum gün kaybetmek istemiyorum abi! Ne olur yalvarırım, hemen hastaneye yetişelim! Söyledim size, benden hayır yok! Benim işim bitik, size yalnızca ayak bağı olurum! Söyleyeceğimi iyi dinle Hüseyin! Bundan böyle onların başında yalnız sen varsın! Onlar sana emanet, kardeşime iyi bak! Abi. Onu mutlu etmeye çalış! Kaptanlar ölmezler! Ne oldu Fatoş? Bu telaşın ne? Bülent'i vurmuşlar. Kim? Kimler vurmuş? Arzu'yu kasabaya kadar takip eden... o meçhul kişiler taş ocağında vurmuşlar. Peki Bülent'e bir şey olmuş mu? Kız kardeşi Arzu'nun kollarında ölmüş. Arzu da bu acıya dayanamayıp çıldırmış. Hastaneye kaldırmışlar. Demek Arzu, kız kardeşiymiş. Evet, küçük yaşta izini kaybettiği kız kardeşiymiş. Ne? Ölmüş mü? Bülent ölmüş mü? Yok! Olamaz! Allah'ım, ben bu acıya nasıl dayanırım? Bilemiyorum! Zavallı Bülent! Hayatın tüm karanlıklar içerisinde geçti. Şimdi de karanlığa doğru göçüp gittin. Seni asla unutmayacağım. Unutmayacağım.